İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. Şişe cam şaşırma, sabrımızı taşırma. Şişe cam şaşırma, sabrımızı taşırma. Yine iş çıkıyor bu, yine okulsuzluk ve yine Şişecam. Uzun süredir beri örgütlenmeye çalıştığımız Şişecam'a ait Bilecik Camış Madencilik iş yerinde arkadaşlarımız 2014 Eylül ayında sendikamız krizde işe iyi oldu. Uzun yıllar süren hasrete son verdi. Ne yazık ki hemen her örgütlenmede olduğu gibi işçilerin sendikamıza üye olmasını Şişecam işveren de kendine yediremedi. Sonrasında işçi kıyımı ve hukuksuzluk başladı. Eylül 2014'te 8 arkadaşımız, 31 Ocak 2015'te yine 8 arkadaşımız olmak üzere toplamda 16 arkadaşımızın iş hakkı feshedildi. Her iki dönemde de Şişecam işvereni işten çıkartılma sebebi olarak kadro fazlalığını öne sürdü. İşten çıkartılan arkadaşlarımız sendikal örgütlenmenin önderliğini yapan arkadaşlarımızdır. İşten çıkartmalar sendikal örgütlenmemizi boşa çıkartmak için Şişecam tarafından yapılan hamlelerdir. Her ne ekmezse kadro fazlalığı, verimsiz işçiler ve iş kolu sorunu arkadaşlarımız sendikaya yolluktan sonra meydana çıkmıştır. Bir taraftan sendikamız bakanlıktan almış olduğu çoğunluğa itiraz edilmiş, bir taraftan da iş koluna itiraz edilmiştir. Kadro daralması koskoca bir yalandır. Kadro daralıyor ama ümitim düşmüyor. Aksine artıyor. İşten çıkartılan işçilerin yeri fazla mesaiyle dolduruluyor. Bu nasıl kadro daralması? Kadro dağılmasıyla ilgili yasanın aradığı hiçbir önlem alınmamış, tek tedbir işten çıkartılmak olmuştur. Bu bile işverenin kötü niyetli olduğunu gözler önüne seriyor. Çoğunluğa varış konuya itirazla anlamsız ve boşa bir çabadır. İş yerine çalışan işçilerin hepsi sendikayı vermişken çoğunluğa itiraz etmenin ne manası olabilir ki? Yasa çoğunluk için işçilerin yarıdan bir fazlası sendikaya olması yeterli derken buradaki arkadaşlarımızın neredeyse %100'ü sendikamıza üye olmuştur. Bu iş yeri kurulurken belirlenen iş kurulu o günden bugüne kadar hiç değişmemiştir. Yani ilk günden beri 11 nolu iş kolunda olan bir iş yeri sendika örgütlenme başladıktan sonra değiştirilmek istenmektedir. Bakanlık biz örgütlenene kadar 11 nolu iş kolunda yer alan bu iş yerinin Şişecam başvurusu üzerine yayınlanan bir tebligat üzerine 3 nolu iş kolunda yer almasına karar verdi. Ve örgütlenmemizi engelleme yolunda işverenin yanında yer aldı. Hükümet ve onun organları her zaman olduğu gibi yine işçi sınıfının karşısında sermayenin yanında yer almaktadır. Daha yakın zamanlarda özgür toplu pazarlık hakkımızı müdahale ederek görevimizi ertelenler bugün de örgütlenmemizin önüne yeni engeller koymaktadır. Bunun neresi özgürlük, neresi de hukuka? Hepsinden önemlisi de iş koluna itiraz son yasal düzenlemeler ile yetki sürecini bekletici sebep olmadan çıkartılmıştır. Yetki sürecinin uzun ve meşakkatli bir yola sokarak sendikamızı ve üyelerimizi yıldırmaya çalışmaktadır. Bilecik Camış Madencilik ve Şişecam işverenine sesleniyorum. İşçi kıyımı, sendikal faaliyetlerin engellenmesi, yasaların arkasında dolanarak yasal ve anayasal suç işlemektesiniz. Bunların hiçbirini asla göz yummadık ve yummayacağız. Camış Madencilik'te üye olan arkadaşlarımızın sonunda kalan arkasındayız. İş güvencelerini temin etmek ve en kısa zamanda toplu sözleşmesi yaparak haklarını almak için mücadele edeceğiz. Camış Madencilik'te çalışan arkadaşlarımız
Çam işçisinin ve turistlerin sendikasının bir parçası olmuştur. Bundan sonra bizden bir tek parça dahi koparılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ekmeğe uzanan eller kırılsın. Ekmeğe uzanan eller kırılsın. Ekmeğe uzanan eller kırılsın. Şişe Cemile bunca yıllık hukukumuzu gözeterek sonra barışın çözüm bulunmalı. İş barışını tesis edecek huzur ve barış içerisinde bir çalışma yaşadığı tesis etmeliyiz. İşçi kılığına sorgulmaz. Yasal haklarımız yok sayılırsa demokratik meşru hukuk mücadelemizi haklarımız alıncaya kadar sürdüreceğiz. İş ekmek yoksa barış da yok. Yasasın işçinin birliği, yasasın kristal iş.